Ya sıfırlama lazeri alacaksın sıfırlayabilmek için ya da düz bir kağıda atış yapacaksın. Diyelim nişan aldın ortaya soluist vurdu. Red atın noktasını soliste çekeceksin. Ama bunu yaparken de sıfırlama sehpası lazım diye sallamaması için. Yani zor bir işlem. Benim tavsiyem sıfırlama lazeri al. Tamam abi. Mermi gibi tüfeğin içine koyuyorsun. Lazer açıyorsun. 25 metreye gece vakti nişan alıyorsun. Red atı o lazerin olduğu noktaya sıfırlayarak getiriyorsun. Basit bir işlem bunlar. Tamam abi. Onu bir abaylarında varsa sıfırlama razeri ya da internetten mi isteyeceğiz bakayım onu. Ya abi sen tamburu kaça bırakırsın bana? Albayisi sana kaç dedi? 3,5 mi dedi? 3,5 dedi, çok şey yaptım. 3 dedi de yine almam yani. Sen şey demiştin ya. İlk başta bana 2,5 dedi Kadir abi. Birkaç gün sonra gittim. Dedi ki hani fiyatı artmış falan muhabbeti oldu. 3,5 oldu. Dedim ki yok almam dedim yani. Yok kanka, ne 3,5 ya? Kafası mı ya? Tam bu şarjörün en yüksek kar marjıyla edeceği 2500 lira. En fazlası yani. Ben 2 küsürden bırakırım sana. 2000. Zaten üzerine kamuflajı falan da var. Tamam olursun. Bu yelekler şeyde satılıyor mu Kadir abi? Senin giydiğin yelek tarzı. Askeri malzeme satanlar da var mı? Türkiye'de bulamazsın doğru düzgün bir ürün. Yurt dışından alman lazım. Tabii onun da geliş süresi falan. Uzun sürüyor, evet. 2 hafta, 3 hafta. Ama Türkiye'de özellikle klasik albaylarına satılan hücum yeleklerinin çoğu dandik ürünler. Airsoft Şeyde, yelekleri. evet. Şeyde var da bu geçen baktım Trendyol'da vardı bayağı. Onlar Airsoft için mi acaba? Hepsi Airsoft için. Ve şöyle bir detay da var. Trendyol'da çok pahalıya satılıyor. 2000 liralık ürün 5000 lira. Sen hücum yeleği nasıl bir şey istiyorsun? Ya böyle şey ya senin giydiğin tarzdan şarjörleri öne dizeceğim. Hepsinde öyle zaten de. Evet. Benimki kişiselleştirilmiş bir ürün. Benimkisinden bulamazsın. Modifiyeleri ya, ben ekipmanlarımı kendime has modifiye ettiğimden aynalarını bulamazsın. Ama yardımcı oluruz tabii. Böyle kaliteli bir şey istiyorsan uzman Ya öyle çavuşların tercih ettiği askeri malzeme satan yerler var. Bunlar sadece askeri malzeme satıyor. Yani avcı ürünleri satmıyor. Sadece askeriye özel ürün üreten belirli siteler var. Türkiye'de de var bu. Anafarta falan. Ama biraz pahalıdır yani. 6.000'den başlıyor. 5.000 var. Bunlar kaliteli ürün mü? Evet, kaliteli ürün ama taktik atıcılığa çok uygun değil. Daha çok böyle uzun soluklu görevlere çıkacak personellerin tercih ettiği yelek ya da KTM var mesela. KTM de güzel ürünler üretiyor ama hiçbirisi benim isteklerimi karşılayabilecek seviyede ürünler değillerdi. Peki abi sen şey mi istiyorsun? Daha çok böyle şarjör kısmında hızlı çekmek için herhangi bir ip veya bir aparatın olmaması gerekiyor, değil mi? Ya hepsi. Benim sana tavsiyem nedir? Derya'nın şarjörlükleri var. Görmüşsündür videolarımda. Evet. Ondan al. Ön kısmına tak. Uyarla. Sen nerede yaşıyordun? Ben Diyarbakır'dayım. Uzakmış. Kriterim alırken üst ve yan taraflarında tek bir tuşla komple yelekten kurtulmaktı. Önemli bir durumda yani, yele bir tuşu çekerek hemen çat diye üzerinden atabilirsin. Mesela denize düştün. Kurtulabilirsin. Bu yeleklerde öyle bir şey yok. Öte yandan bunlar daha çok askerlerin ihtiyaçlarına yönelik hazırlandığı için taktik atış zaten düşünülmüyor. Bunu Yani yapan daha çok uzun soluklu. mühendis ne düşünüyor? Bir hafta bu askerin üzerine kalacak. Mesela hızlı çekmeye müsait değil. İpli bir yapıya sahip. Ya benim sana tavsiyem nedir? Şarjörlüğü olmayan bir tane hücum kemer al. Üzerine Derya'nın poçlarını koy mesela, boş polimer Evet. poçlarını koy. O şekilde kendi custom bir şeyler yap. Ve Derya'nın sattığı hücum kemeri var. Kemer de kullanabilirsin mesela. Yani balistik bir O da laka olabilir. takmayacaksan hücum yeleğine bence gerek yok. Şarjörlük de olabilir yani, hücum yeleği olmayacak şekilde. Şarjörlerin göbeğine geldiği bir model de tercih edebilirsin. Onun dışında kemer olabilir. Derya'nın kemerleri de var. Yani taktik atıcıda bu tarz şeyler daha uygun. Ama ben savaşa yönelik ekipman dizdiğimden her şeyi göz önüne bulunduruyorum. Ha, bu sana nasıl geri dönüş sağlıyor? Biraz da hantal oluyorsun. Durumsal farkındalığını düşürüyor. Daha ağırsın. Hareket kabiliyetini kısıtlıyor. Mesela sırf hobi amacıyla bir şeyler yapıyorsan şarjörlük daha iyi. Hücum yeleğine çok da gerek yok yani. Şey var, anafartaların şu an bir modele baktım da biraz hoşuma gitti yani. Linkini atayım mı? Atabilirsin. Şey attım abi direkt. 556 için değil, Şey. 762-51 için olan alman lazım. Geri şarjörleriyle bu onun kalibre şarjörleri çok benziyor çünkü. Evet, bu 556. Ama tipi olarak güzel değil mi? Mesela ipi olmaması, direkt takılması. Bunun bir dezavantajı var mıdır?
Kanka bu 5.56 için ama. Tamam, 7.62 olan için de bakacağım da. 7.62 olan böyle bir seçenek yok ama. Ayrıca bunların geneli senin şarjörlerine uygun olmayacağı için ister istemez custom ayar yapman gerekecek. Bir dahaki şimdi maaşı tükettim ben biraz. Ben bir dahaki ay başında senden şey alayım, o tamburu olur mu? Bana kargolatırsın. Fark etmez. Sen onu bana kaldırırsın abi. Tamam. Senin silah da 12 kalibre değil mi abi? Ya bizde 12 kalibre de var. Farklı kalibreler de var. Kullanım amacına göre değişir. Benim genel tavsiyem 12 tabii ki. Hem mermisi kolay bulunuyor. Bir savaş çıksa mesela av mermisi getirdiğini düşün devletin. Genel olarak hep 12 kalibre olur yani bunlar. Çünkü köyde Yani orada burada %90 12 kalibredir. şey, bu silah aldığım yerde Fumsan bayisiydi abi. Serengeti'de satıyor ama geneli Fumsan. Ya Fumsan şey, Serengeti aldım, tamam mı? Adam bana Fumsan'ı öneriyor. Ya diyor işte bak, Fumsan'ın bayisi Diyarbakır, şey fabrikası Diyarbakır'da var. Şu olduğumu hızlı müdahale edebiliriz. Serengeti Konya'dadır. Kargolatırsın. Ya diyorum ki abi, ben Serengeti alacağım bak. Ben araştırdım, sordum, soruşturdum. Serengeti alacağım diyor. Fumsan'ı da tercih edebilirsin. Ya dedim, senin kâr marjı mı Fumsan'dan yüksek? Niye bana Fumsan öğreniyorsun? Müşteri Serengeti istiyor işte. Bilemem artık. Fumsan mı? Evet. Olursam ben ilk Tipi defa senden duydum bu arada. Fumsan mı? Evet. Vallahi Bilinmeyen bir tip. firma. Evet, bilinme. Tipi falan hiç hoş değil. Ben hiç beğenmiyorum tipini. Boy kaç, kilo kaç? Abi benim kilo şu an 89. Boyum 1.71. Yani kilo fazlan oldu ha, şeker. Aynen, kilom var. O zaman sana hücum yelenden ziyade hücum kemeri önerebilirim. Daha hafif olması için. Daha hafif olmasını da geçtim. Rahat olursun. Sıkmazsın. Normal kemer gibi. Kalın mont giysen bile seni ne kadar kısıtlıyor. Bu hücum yeli hareket etmeyen bir şey. Mont Aynen. gibi de değil. Haftaya ruhsat çıkar da bir tüfeği alalım, ondan sonraki iş. Vermedim albayısı sana. Yok abi, ruhsatı götüreceksin, öyle verecek. Daha ruhsat Ruhsat mı? ıvır zıvır çıkmadı, anladım. Bugün içeri verdim. Yani bugün saat 3'te içeri vereceğim. O işlemleri yapan bir polis arkadaş var. Dedi ki bir çarşambaya kadar dedi hallederiz dedi. Çıkarırız dedi. Ya bunlar var ya. İnşallah. Bu albayları hepsi anlaşmalı mesela. Benim sağlık raporu için gittim. Bana dedi ki psikiyatriye geçeceksin. Psikiyatri de 650 tane soru falan çözdürüyor. Ağabeyisine söyledim. Biz hallediyoruz dedi. Aile hekimi değiştirdi. Doktora mesaj attı. Hemen çıkardım. 650 tane soru çözeceğim demiş. Yalan o. Öyle bir şey yok. Sen Ya yivili psikiyatriye al falan ki gönderdim. almıyor. Ya psikiyatriye gidiyorsun. 200 sohbet muhabbet ediyor. Tamam git diyor. Onayı veriyor. Bu kadar basit yani. 5 dakika görüyor seni sadece. O geri zekalı manipülasyon yapmış. Ya bilmiyor ya kasıtlı olarak yalan söylüyor. 650 tane soru dediği mevzu sadece tabancalarda ve yivili tüfeklerde geçerli. Kar-98 tarzında yivli av tüfekleri de satılıyor. Onları alacaksan detaylı araştırma yapıyor devlet. Yoksa yivsiz av tüfeğinde öyle bir şey yok. Değil mi? O adam seni kandırmaya çalışmış. Zaten 2-3 soru sorsa hiçbir şey bilmediğin aşikar olur. Keklemeye çalışmış. Vallahi öyle söyledi. Ben de hiç uğraşmak istemiyorum. Av bayileriyle çok muhatap olma. Git internetten al. Araştır. Buradaki arkadaşlara sor. İşim olmadığı sürece ben de yani elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Aklında bir şey var. Mesela Red Dot. Hangi Red Dot alınır? Hangi tüfeğe takılır? Hangisinin daha uygun olur? Onu sorarsın. İnternetten alırsın. Ve Trendyol'dan alma. Ciddi av bayilerinden al. Temin Doğa Sporları. Bu tarzda Türkiye çapında meşhur av bayilerinden al. Çünkü Red Dot'larda falan sahte çıkma olasılığı da olabiliyor. Yani adam sana Çin menşeli. Hani aynı marka aynı ürün gibi gözüküyor. Ama kalitesi çok daha İmiş. kötü. Özellikle Vortex Optik'te yapıyorlar bunları. Senin şey dedin, Red Dot var mıdır abi şeyde? Bir de sıfırlaması. Hiçbir siteye bağımlı kalma. Önce bir Red Yok Dot o. beğen. Red Dot Aha. beğendikten sonra tüm sitelerden git araştırma yap. Trendyol'da 1000 lira daha ucuza bulun. Böyle bir şey yok. Firma kaliteli olmak zorunda. Yani bilinen bir firma olmalı. Aksi takdirde sahte ürün sana satabilirler. Senin Red Dot'un hoşuma gidiyor. Ben videolarına baktım. Senin Red Dot'un güzel mesela. Yuvarlak bir Red Dot almana gerek yok. Holo Nishangah da alabilirsin. Fiyatı çok güzelmiş ha, Romeo'nun. Romeo fiyatı güzel. Sen ne kadar almıştın? İzmir Av Market'te 12 bin lira. Tabii İzmir Av Evet. Market çok kaza satıyor. Orası ayrı. Bilinçsiz bir kullanıcı olduğu için bu konuda. Hemen ya da Berenti'nin farklı kapsamları var, tamam mı? Çok yaşa bir tanem. Farklı kapsamları var. Mesela Husan'da 10 yıl 15 yıl garanti veriyor da neyin garanti? Parça garantisi mi veriyorsun? Hayır. Bakım garantisi veriyor adam. Ömür boyu bakım yapabilirim diyor. Ama parça garantisi vermiyor ya da birebir değişim garantisi mi veriyor mesela, bak o da önemli. Ona aldanma kesinlikle, ömür boyu ne ömür boyu ama. 100 yıl sonra bunu
değiştirmek istediğinde namlus aşındığında adam senin tüfeğini değiştirecek? Hayır. Bunlara kanma hiçbir zaman. Şey de güzel abi, bak sen bilirsin, Vortex Viper. Vortex Viper değil de daha çok şeyler tercih ediliyor bizim ülkemizde. Crossfire'lar. Viper Red Dot değil aslında. Tabanca Red Dot gibi. Bu tarz modeller daha çok tabancalarda tercih ediliyor. Reflex nişanga. Red Dot değil. Seninki. Aynen. Hasar almaya çok yatkın. Tepmeden dolayı mı? Tepmeden dolayı değil oğlum. Bak birisinde ince cam var. Ortasında cam. Evet. Ufak bir çerçevesi var. Red Dot'a bak. Her tarafı kaplı, zırhlı gibi bir şey. Reflex nişangahlar iyi iş yapmaz. Hiçbir profesyonel orada da dikkat et. Reflex nişangah yok. Ya Holosight var. %90. Holosight'tir. %10'luk kısmında Red Dot'tır. Ama ben direkt şey yapayım ya. Seninki bayağı hoşuma gitti. Direkt seninkinden alacağım. Benimkinden almak zorunda değilsin. Yok yok, zorunlu değil abi. Baktım ya birkaç modele de. Ben bu tip seviyorum yani. Hoşuma gidiyor yani bu tipler. Bak. Ben sana orman dürbünden önerebilirim bu arada. Orman dürbünleri de güzel. Orman dürbün nedir? Red Dot gibi refleks atış yapabilirsin. Aynı zamanda keskin nişancı dürbünü gibi zoom'u da var. Bir şey diyeyim mi? Balistik markette, Gazi Sniper marketinde ciddi anlamda en az 10 bin lira fark var bak. Aynı dürbün. Gazi Outlaw mu? GaziSniper.com. He, onu değiştirdi. Aynen. Hani ben o şahsı tanıyorum. Furkan Düzenli, eski bir özel harekat polisi. Hı. Oradan da alabilirsin. Oranın kurucusuyla direkt muhatap olabiliyorsun mesela. Hani atıyorum bir şey oldu ürününe ya da bir şey aklına takıldı. Adamın WhatsApp'ından arayıp konuşabiliyorsun rahatlıkla. Mesela oradan ürünü de alabilirsin. Ama ben bir ürün almışım, bir sıkıntı çıkmıştı. Ya sağ olsun iyi ilgilendiler de o sorundan sonra biraz güvenimi zedelediler diyelim. Mandürbünü pek bana hitap eden bir şey değil ya. İşi bilmediğin için bir ürün alırken dışına bakıp alacaksın. Bir şey bilmiyorsun çünkü. Orman dürbününü neden öneriyorum? Bu tarz ürünler keskin nişancı dürbünleriyle aynı görevi de yapabiliyor. Aynı zamanda Red Dot gibi de ilerleyen vakitlerde zoom yapmak isteyeceksin. O zaman da yakınlaştırıcı alman lazım. Magnifier diye yazılıyor Türkçesi. Sıfırlama lazeri de buldum. Hemen hemen aynı değil mi abi sıfırlama lazeri? Pek bir şey yok yani. Sıfırlama lazeri şu anda aşağı yukarı 1000 lira bandındadır. Marka model değişir tabi. Aynen. Mesela Selçuk postuda 1200. Capra modeli Selçuk'u var. Selçuk'u da tanıyorum ben. Zamanında Buddy ile falan uğraşıyordu. Bora Bora'nın işte reklam yüzü gibi birisiydi. Ama daha sonradan ayrıldılar herhalde. Zira aşıktım bir şeyler az zaman. Ben eskiden takip ediyordum. Bundan bir 4-5 yıl önce. Bayağı hani Bora şey piyasayı şey yapıyordu yani, alt üst ediyordu silahlarıyla. Ya Bora, Barak ve Husan zaten şarjörlü av tüfeklerini Türkiye'de yayan firmalardan birisi. Tabi Zafir T14 de bunların içerisinde ama Zafir biraz zor bir tüfekti. Çok tutukluk yapıyordu. Daha çok bu yüksek kalibreli av tüfeklerinde tabi şarjörlü kategoride Husan'la Bora Barak çok fight atıyordu birbiriyle. Hatta bir ara onun şişman bir arkadaşı vardı, Can Yılmaz'ın. Bora Barak'la atış yapıp videosunu çektiği için araları falan bozulmuştu. Peki firmadan şey yapıyor. İşte atış yapıyor. Şişman arkadaş atış yapıyor. Yok beğenmedim diyor. O videoyu falan kaldırmışlardı daha sonradan. Markayı. MMA'de çalışıyorsun. Audi'nin arabasını biniyorsun. Öyle düşün. Hadi rap bodycam'i alacaksın mı? Mesela güzel böyle. Yok. Sana hitap eden. Bodycam ben oynadım, videosunu çektim hatta. Çektin mi? Ben hiç görmedim. Hiç beğenmedim. Nişansım berbat. Güncelleme falan verdiler de güzel olmuş yani oyun. Ya da ben ilk oynuyorum diye bana öyle geliyor. Bu nasıl bir iş? Sen dinle önce. Sen daha tamam. Sağlık raporu almamışsın. Bu bir. İkincisi adam auto'ya alma ruhsatın yokken paranı alıyor. Bu ikinci yolsuzluk. Üçüncüsü de senin çıkıp çıkmayacağı belli değil. Red gelirse ne olacak? O adam paranı geri verecek mi? Öyle anlaştınız mı? Ben şey ya silah 17 bin. Ben şey verdim ona. Ben 7 bin verdim ona. Yani kaporamı verdim önden. Sağlık raporumu her şeyimi çıkardım. Bütün belgelerimi bugün hazırladım. İşte saat 3'te randevum vardı. Gittim. İşlemlerimi hallettiler. Parmak izi falan o vesaire biliyorsun zaten. Onları biliyorum. Onlarla alakalı değil benim dedim. 7 bin lira da kapora olmaz bu arada. Ya maksimum vereceğim 1000 lira. Ya tabii çıkmazsa paramı alırım tabii canım. Onda şey yok yani adama. Bence adam vermeseydim. Zaten şey satamaz ki. Vermeseydim bence. Yanlış yapmış. Çok da şey... Yani öyle yabancı bir yer değil yani, tanıdığımız bir yer, o yüzden sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Yine sen bilirsin, ben olsam onunla muhatap bile olmazdım yani. Son içi bariyle seni kandırmaya çalıştı. 3,5 bin lira demiş mesela, 2 bin liraya satılan bir hambura. Hem kazık hem dolandırıcı hem de yolsuzluk da var ha. Sen demedin mi? Bir doktorla anlaşmış bu, aile doktoruyla. Hemen aile hekimini değiştiriyorsun E-Devlet'ten. Daha sonra ona gidip bir saniyede alıyorsun sağlık raporunu, böyle dedin. Evet doğru. Yani bunu hemen hemen bütün abayları çoğu yapıyor zaten. Tamam da şimdi o doktor sence keyfine mi yapıyor bunu?
Adama demek ki belirli bir miktar para sıkıştırıyorlar, para veriyorlar. Rüşvet söz konusu. Rüşveti de geçtim. Diyelim ki sağlık raporu alacak kişi sağlıksız, dengesiz, manyağın teki. Kontrol ediyor mudur o doktor? Para adam alıyorsun adam. İşte. Benim gördüğüm kadarıyla o orada yapan herkesin şöyle, kim ondan tüfek alıyorsa sağlık raporunu hallediyorlar yani. Eğer adam kendisi çıkarmıyorsa. Hoş geldin Kadir. Hoş bulduk Burak. Eğer bu senin dediğin var ya, yakalanırsa doktoru da iperler, o albayısına kapatırlar. Kime silah vermişlerse iptal bile edebilirler yani. Bilmiyorum o silah iptal olaylarını da zannetmiyorum o kadar ileriye gideceğimi. Yapılan inceleme altına alabilirler mi? Yivsiz out fail ya sonuçta. Şöyle, inceleme altına almazlar. Mesela o silahlarla bir vukuat işlenirse doktorun ve albayısının başına patlar. Çünkü sana bu silahı onlar verdi. Devlet güvendi. Dedi ki düzgün evet. İnsanlara bu tüfeği ver. Onlar da indirgendi, işler yaptı. Manyağın tekine silah verdiler. E şimdi o adam gitti cinayet işledi. O da ceza alır. Ekstradan abayesi de ceza alır. Aynen öyle. Bir de... Bunlar öğrenilirse. Hadi. Ama bunlar çok illegal mevzular değil artık Türkiye'de. Yani polise gidip ihbar etsem polisin bile çok akmayacağı mevzular. Öyle diyeyim sana. Bir de şey bile anlaşmaları var yani. Ben hiç bankaya falan gitmedim yani. Bir telefonla bankacı onun hesabından benim adıma para yatırıyor mesela. 400 TL ücretin. İşte normalde o suç. Hadi onu yaparsın. Banka para işleri sorun yok. Ama o doktor mevzusu büyük bir suç. Adam silah alacak. Silah yani önemli bir şey bu. Boncuklu tabanca airsoft almıyorsun. O doktora sen diğer işlemler içinde ne kadar güvenebilirsin? Adam dengesiz birisine bile para karşılığında, rüşvet karşılığında tüfek burası da verebilecek tipte bir şahıs. Doğru. Böyle dalayarak doktorlarla kavga edince devlet nazarında o 1-0 önünde oluyor duruşmadan. Şey değil mi? Yine haberlere çıkarsın. İşini yapan doktora saldırın. Ya ben açık konuşayım. Doktorların çoğu en az %70'i daya fazlasıyla hak eden tipler. Hırgür çıkarmadığın sürece hastanede seninle ilgilenen personel biliyor kanına koyayım. Sana başımızdan geçen bir olayı anlatayım. Abi bırak buyur sen söyle. Sen söylesin. Kadir abi şimdi benim kardeşim 2012'de doğdu. Doğumuna böyle 2-3 hafta var, tamam mı? Annem gidiyor kontrole. Ben de o zaman okuldayım. Annem gidiyor kontrole. Ultrasonun falan bakıyorlar işte bebek ne durumda diye, ne zaman doğacak. Doktor bakıyor diyor ki daha var işte, çocuğunuz gayet sağlıklı, hiçbir problemi yok. İnceliyor baya. Neyse annem arabaya biniyor, eve gelecek. Annem yolda bayılıyor. Yani fenalık geçiriyor. Hemen bindiği otobüs şoförü de şey yapıyor, direktmen rotayı değiştirip hastanenin aciline götürüyor. Başka bir hastanenin aciline götürüyor. Orada kontrol ediyorlar ki bebeklerin hortumu var ya, ne diyorlar hani. Neyse. Göbek bağı. Göbek bağı kardeşimin boğazına dolanmış. Bu da anneme zarar veriyormuş. Ve doktor bunu söylememiş mesela bizimkilere. Bayağı hani ciddi ciddi annem de kardeşim de yani ölüm tehlikesi geçirmiş. Mesela, biz bunu sonradan öğrendik. Doktorun gidip kolunu bacağını kırsanız ve ben hakim olsam en düşük ceza veririm. Elimden gelirse de ceza vermem. Çünkü böyle orospu anca dayaktan anlar. Sen bunlara uyarı da ver ki uyarı da gitmiştir ben eminim. Şahıs ya orospu olduğu için yapıyor bunu, tembelliğinden mi artık ne diyorsan. Ya da bile bile yapıyor. Yani bu dolaylı yoldan cinayete teşebbüstür. Sen onu tespit edemeyecek kadar gerizekalıysan orada işin de ama... Şey bir de sana devamını söyleyeyim. Kardeşim doğdu, sezaryen oldu, hani acil ameliyata çıkardılar. Doğduktan sonra babam bir hışırla diğer hastaneye gitti. Yani arabaya bindi fırladı yani. Tabi peşinden iki tane amcam, iki tane dayım, biz gittik. Babam silahı çıkardı, namluyu ağzına verdi, amcam elinden tuttu. Yani amcam tutmasaydı hani babam şu anda belki hapiste olurdu. Yani. Öldürüyordu yani doktora. Doktora dedi ki seni bir daha bu hastanede görürsem dedi hayatına son veririm dedi yani. Polis geldi, ifadeleri falan aldı, gittiler yani. Polis şey doktor da şikayetçi olmadı. Demek yediği boku biliyor namussuz herif. O iş hastanede olmaz. 5 yıl alacağım varsa 15 yıl alırsın. Aynen. Bunun yöntemleri var tabii de anlatmamışım da. Ya anladım. Ezin şansı bir yere kadar. Alttan gidelim, kuşak şarlar vuramaz. İlerleyelim. İkinci adam bir level. Bir kill almış.